Adana İdman Pisti programına hoş geldiniz sayın yarışseverler. 22 Ocak Salı günü Adana Yeşilova Hipodromu'nda sezonun 10. yarış gününde 7 koşulu yarış programıyla sizlerle birlikte olacağız. Saat 14.30'da ilk koşuyla birlikte 7'li plase başlarken saat 15'te ikinci koşuyla birlikte 6'lı ganyan başlayacak Adana yarışlarında. Değerli yarışseverler, 22 Ocak Salı günü Adana'da start alacak olan safkanların son çalışmaları ekranlarınıza gelecek ve günün ilk koşusu 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarına ait 1500 metre mesafede kum pistte koşulacak koşuda ilk olarak görüntülerimize 1 numaralı Zafer Meydanı isimli safkan geliyor. 1 numaralı Zafer Meydanı 852.2 426.5'luk 1 derece gerçekleştirdi. Mert Ali Solmaz'la start alacak, son yarışını kazandı. Bu pist mesafede 1.34.95'lik derecesi bulunuyor. 3 numaralı Mr. Ticker 850.3 425.5'luk 1 derece gerçekleştirdi. Özcan Yıldırım'la start alıyor. Son yarışından 3. olarak ayrıldı. 1.33.40'lık derecesi bulunuyor Mr. Ticker'ın. 4 numaralı Anka'nın iç pistte yaptığı 1004 ve 425'lik galobunu izliyorsunuz. Müslüm Örtünç ile yaptı bu galobunu Anka. Müslüm Baydan'la koşuya katılıyor. 3. oldu son yarışında. 1.33.89'luk dereceye sahip burun bandı kullanacak. 5 numaralı Becerikli Han 1200'ü 1.16.7, 1004.5 ve son 400'ü 26.8'lik galop yaptı. Ahmet Çelik de start alıyor. Son yarışında tabela dışında kaldı. Bu mesafede 1.35.89'luk derecesi bulunuyor. Değerli izleyenler, günün ikinci koşusu Altılı Ganyan'ın ilk ayağı satış koşusuyla başlayacak. 3 yaşlı İngiliz sayıları 1500 metre mesafede kum pistte start alacaklar ve ilk olarak görüntülerimize 2 numaralı Major Dandy isimli safkan geliyor. Major Dandy 1005.2 son 400'ü 26.8'lik bir galop yaptı. Samet Erkuş da koşuya katılıyor. Son startında ilk 4 dereceye giremedi. Sıradaki görüntümüz 4 numaralı Nadal isimli safkana ait. 600'ü 37.5 son 400'ü 24.2 olduğu Nadal'ın Saadettin Boyraz'la koşuya katılıyor. Son yarışında tabela dışında kaldı. Bu mesafede bu safkanın 1.45.26'lık derecesi bulunuyor. 5 numaralı Aral Bey dışta olan safkandı. İçte Fehmi Bey vardı. Dışta olan Aral Bey kır safkan 637, 424.5 oldu. Velat Demir'le start alacak. Son yarışında tabela dışında kaldı. 1.41.58'lik derecesi bulunuyor bu mesafede. 6 numaralı Hangover 600'ü 38.7 son 400'ü 25.7'lik bir galop yaptı. Bu safkanda Hangover Uğur Temur'la start alacak. Son yarışında tabela dışında kaldı. 1.45.55'lik derecesi bulunuyor. 8 numaralı Lombardi 638.9 son 400'ü 25.9'luk bir derece gerçekleştirdi. Emrah Sincan'la start alıyor. 1.36.86'lık dereceyle gruptaki en iyi dereceye sahip. 9 numaralı Rentale'de 853.5 400'ü 27.2'lik turvakar bir galop yaptı. Mehmet Keskin'le start alacak. 5 numaralı Aral Bey'le ekürü olarak start alıyor. Son koşusunda ilk 4 dereceye giremedi. Sevgili yarışseverler, günün 3. koşusuna geçiyoruz. 3 yaşlı diş İngiliz sayılarının maiden mücadelesi 1500 metre mesafede kum pistte koşulacak ve bu koşuda görüntülerimize 1 numaralı Ananiyashvili isimli safkan geliyor. Ananiyashvili 426.5'luk kısa düzlük sprintiyle son çalışmasını tamamladı Tekin Kolcuoğlu idaresinde. Saadettin Boyraz'la start alacak, son yarışında tabela dışında kaldı. Kapalı gözlük ve dil bağı aksesuarı kullanacak. 2 numaralı Bey Bridge 212.7'lik kısa bir sprint yaptı. Müslüm Çelik de start alıyor. 4. oldu son yarışında. Bu mesafede 1.39.92'lik derecesi bulunuyor. Kapalı gözlük ve dil bağı aksesuarı kullanacak. 3 numaralı Derüş içte olan safkandı. Dışında Levent Bey vardı. Derüş'ün 1004, 426.7 oldu. Fatih Rüstem Bebek de start alıyor. Son yarışında tabela dışında kaldı. Bu mesafede 1.40.59'luk derecesi bulunuyor. Kapalı gözlük ve kulaklık aksesuarı kullanacak. 4 numaralı Direct Win ekranlarımıza geliyor. 638.5, 425.5 oldu. Mehmet Keskin'le 142 günlük aranın ardından start alacak. Yarış yaşamındaki ilk koşusunda Çin pistte tabela dışında kaldı. Kapalı gözlük aksesuarı kullanacak. 5 numaralı Jenny Bo 800'ü 51.426'lık bir derece gerçekleştirdi. Ali Kaçmaz da start alıyor. Son yarışında tabela dışında kaldı. Dil bağı aksesuarı kullanacak. 6 numaralı Lightning Stone 852 425.5'luk bir derece yaptı ve bu safkanda son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Kapalı gözlük aksesuarı kullanacak. Hüseyin Budak'la koşuya katılıyor.
7 numaralı My Only Love dışta olan safkandı. İçte İşin Aslı isimli safkan var değerli izleyenler. My Only Love dışta olan safkan 423.9 oldu. Harun Kılıçarslan da start alıyor. Kulaklık değil bu aksesuarı kullanacak. Son yarışında tabela dışında kaldı. 8 numaralı Mystic Love içte olan safkandı. Dışta Casamiro vardı. İçte olan Mystic Love'ın 850.5 425.7 oldu. 124 günlük ara sonrası Mert Ali Solmaz da start alıyor. İlk yarışında tabela dışında kaldı. 9 numaralı Pelin Su 1004.4 son 426.4'lük galobunu Ahmet Çelik'le gerçekleştirdi. 78 günlük ara sonrası Ahmet Çelik de start alacak. Kapalı gözlük kulaklık aksesuarı kullanıyor. İlk yarışını çim pistte koştu ancak ilk 4 dereceye giremedi. 10 numaralı Storm Life 1008 son 426.3'lük bir galop gerçekleştirdi. Emrah Sincan'la start alıyor. Son yarışında tabela dışında kalan bu safkanın bu mesafede 1.40-67'lik derecesi bulunuyor. Dil bağı aksesuarı kullanacak. İlk yarışında tabela dışında kalan 11 numaralı Şüşü de 1004.4 424.8'lik bir galop yaptı. Özcan Yıldırım'la start alıyor. Kulaklık ve dil bağı aksesuarı kullanacak. Günün dördüncü koşusunda 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 2000 metre mesafede kum pistte start alacaklar ve son katıldığı yarışından ikinci olarak ayrılan 1 numaralı Alexandra Poli isimli safkan geliyor ekranlarımıza. 1 numaralı Alexandra Poli dışta olan safkandı. 850-425 oldu. Alexandra Poli'nin içinde yer alan Hak Hanı'ydı. Gökhan Kocakaya ile start alacak. İkinci oldu son yarışında Alexandra Poli. 2.11.48'lik derecesi bulunuyor. 2 numaralı Star Scream 849.7 424.7'lik bir derece gerçekleştirdi. Mustafa Kemal Kumbasar'la start alıyor. Son yarışından 3. olarak ayrıldı. Kapalı gözlük aksesuarı kullanacak. 2.14.68'lik derecesi bulunuyor. 3 numaralı Family Joy 425.8'lik kısa bir sprint yaptı. Ahmet Çelik de start alıyor. Bu yıl katıldığı ilk yarışında 4. oldu. Bu mesafede 2.10.65'lik dereceyle gruptaki en iyi dereceye sahip. 4 numaralı İsmihan 1200-1.15, 1002.5, 425.3'lük uzun bir galop yaptı değerli izleyenler. Uğur Polat da start alacak. Son yarışında tabela dışında kalan bu safkan bu mesafede 2.14.49'luk dereceye sahip. 5 numaralı Basralı 636.9, 424.5'luk bir derece gerçekleştirdi. Emrah Sincan da koşuya katılıyor. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Sıradaki görüntümüz 6 numaralı Lucky Falcon'a ait. İçte olan safkandı. 1004, 425.5 oldu. Lucky Falcon'ın dışında Crazy Boy vardı. Lucky Falcon, Müslüm Çelik de start alacak. 4. oldu son yarışında. Bu mesafede 2.11.75'lik derecesi bulunuyor ve yine 7 numaralı Crazy Boy'un görüntüsü ekranlarımıza geliyor. Bu koşudaki rakibi Lucky Falcon'la çalıştı. Crazy Boy dışta olan safkandı. 1004, 425.5 oldu. Samet Erkuş da start alıyor. Tabela dışında kaldı son yarışında. 8 numaralı Lord Commander ekranlarımıza geliyor. 639.9 son 426.5'luk bir derece gerçekleştirdi. Kemal Kurt da start alacak. Son yarışında tabela dışında kaldı. 2.12.93'lük derecesi bulunuyor. 9 numaralı Winwell içte olan safkan. Ortalarında Bey Bora, dışta ise Siempre Ganador vardı. Winwell'in 1004 427 oldu değerli izleyenler. Mehmet Keskin de 93 günlük ara sonrası start alıyor. Son katıldığı yarışında tabela dışında kaldı. Ve geçiyoruz günün 5. koşusuna. Günün en önemli mücadelesi kısa vade 8, 4 yaşlı Arap atlarının start alacağı 1400 metre mesafeli kum pistteki yarışa son 3 yarışına arka arkaya kazanan 1 numaralı Oğuz Boylu'nun son görüntüsü geliyor ekranlarımıza. 1 numaralı Oğuz Boylu 1012.4 428.8'lik bir galop yaptı. Özcan Yıldırım'la start alacak. Bu mesafede 1.39.02'lik derecesi bulunuyor. Kapalı gözlük aksesuarı kullanacak. 2 numaralı Cibekoğlu 643.5 428'lik bir derece gerçekleştirdi. Ali Kaçmaz da start alıyor. Son yarışında tabela dışında kaldı. Bu mesafede 1.38.54'lük dereceye sahip. 3 numaralı Dede Seydo 856.3 427.7'lik bir derece yaptı. Uğur Polat da start alacak. İkinci oldu son yarışında. Bu mesafede 1.36.55'lik dereceyle gruptaki en iyi dereceye sahip. Kapalı gözlük aksesuarı kullanacak. 4 numaralı Fahrenheit 641.2 427.7'lik dereceyle son çalışmasını tamamladı. Müslüm Çelik de koşuya katılıyor. Son startından da galibiyetle ayrılan bu safkanın bu mesafede 1.39.42'lik derecesi bulunuyor.
5 numaralı Unzen 858.8, 428.4'lük bir derece gerçekleştirdi. Gökhan Kocakaya ile start alacak, son yarışından ikinci olarak ayrıldı. Bu mesafede 1.38.43'lük derecesi bulunuyor. Ve 6 numaralı Ateş Bibi ekranlarımıza geliyor. Ateş Bibi 1201.26.9, 1011.9 ve 429.4'lük galobuyla Ahmet Çelik de start alacak. Son yarışında derecesiz sayılmıştı. 1.38.01'lik dereceye sahip. Sevgili yarışseverler, günün 6. koşusuna geçiyoruz ve 5 ve yukarı yaşlı dişi Arap atlarının 2000 metre mesafede kum pistte start alacağı bu koşuda ilk olarak görüntülerimize 2 numaralı Asil Rüzgar geliyor. 2 numaralı Asil Rüzgar 854.8, 426.5'luk bir derece gerçekleştirdi. Emrah Sincan'la start alacak. Son yarışında tabela dışında kaldı. Bu mesafede 2.28.95'lik derecesi bulunuyor. 4 numaralı Bilge Prenses 641.2, 427.2'lik bir derece gerçekleştirdi. Mustafa Kemal Kumbasar'la start alacak. Son yarışında 4. oldu. Bu mesafede 2.29.25'lik derecesi bulunuyor. 5 numaralı Dilber Gül'ü 644.2, 429.2'lik bir derece gerçekleştirdi. Ali Kaçmaz'la start alacak. Son yarışında 3. oldu. Bu mesafede 2.25.68'lik derecesi bulunuyor. 7 numaralı Göz Ağrısı 643.2, son 429'luk bir derece gerçekleştirdi. Müslüm Çelik de start alacak. Son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Bu mesafede 2.24.93'lük derecesi bulunuyor. 9 numaralı Melek Sima 857.3, 427.7'lik bir derece gerçekleştirdi. Mert Ali Solmaz da start alacak. 2.26.47'lik derecesi bulunuyor. Son startında ilk 4 dereceye giremedi. Günün 7. ve son koşusunda 3 yaşlı dişi İngiliz Sayları'nın maiden mücadelesi 1500 metre mesafede kum pistte koşulacak ve bu koşuda görüntülerimize 1 numaralı Antep Güzeli isimli safkan geliyor. 1 numaralı Antep Güzeli 850.5, son 425.9'luk bir derece gerçekleştirdi. Uğur Temur'la start alacak. Yarış yaşamındaki ilk startı olacak. Bors Barnamuti orijini bu safkan kulaklık aksesuarı kullanacak. 2 numaralı Best of Azal 213'lük kısa bir sprint yaptı. Müslüm Baydan'la koşuya katılıyor. Son yarışından ikinci olarak ayrıldı. Bu mesafede 1.40.05'lik derecesi bulunuyor. Kapalı gözlük aksesuarı kullanacak Best of Azal. Ve 3 numaralı Bordo 639.2, 426.5'luk bir derece gerçekleştirdi. Son yarışını üçüncülükle tamamladı Bordo. Burhan Kılınç da koşuya katılıyor. 4 numaralı Casamiro dışta olan safkandı. İçinde Mystic Love vardı. Casamiro'nun 850.5, 425.7 oldu. Mert Ali Solmaz da start alacak. Son yarışından 4. olarak ayrıldı. Sıradaki görüntümüz 5 numaralı Kukuba isimli tayağa ait. 1005.8, 426.2'lik bir galop yaptı bu safkan. İlk yarışında ikinci oldu. Özcan Yıldırım'la start alacak. El Corredor Sanket orijinli kapalı gözlük kulaklık aksesuarı kullanacak Kukuba. 6 numaralı İşin Aslı içte olan safkandı. Dışında My Only Love isimli tay var. İçte olan İşin Aslı'nın 424.1 oldu. Ali Kaçmaz da start alacak. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Kapalı gözlük kulaklık aksesuarı kullanacak. 7 numaralı Kedim içte olan safkandı. Dışta Kalkan Dereli vardı. İçte ve önde olan Kedim 1005-426'lık bir galop yaptı. Mehmet Salih Çelik de start alacak. İkinci oldu son yarışında. 1.39.87'lik dereceye sahip. 8 numaralı Love Flower dışta olan safkandı. İçte Son Hamle isimli safkan var. Love Flower'ın 849.8, 425.3 oldu. Müslüm Çelik de start alacak. Son yarışında tabela dışında kaldı. 9 numaralı Nino Dorado 427.5'luk kısa bir sprint yaptı. Samet Erkuş'la start alacak. Bugüne kadar katıldığı iki yarışında da ilk 4 dereceye giremedi. Kapalı gözlük aksesuarı kullanacak. 10 numaralı No Drama 637.5, 425'lik bir derece gerçekleştirdi. Ahmet Çelik de start alacak. Kapalı gözlük aksesuarı kullanıyor. Son startında ilk 4 dereceye giremedi. Bu koşuda son olarak görüntülerimize 11 numaralı Orphan Girl geliyor. Arkada kalan safkanda 851.9, 426.4 oldu. Önde geçen My Legend Girl isimli safkan Orphan Girl Harun Kılıçarslan'la start alacak. İkinci oldu son yarışında 1.40.34'lük dereceye sahip.
Sevgili yarışseverler, 22 Ocak Salı günü Adana Yeşilova Hipodromu'nda sezonun 10. yarış gününde 7 koşulu yarış programında saat 14.30'da birinci koşuyla birlikte 7'li plase, saat 15'te ise ikinci koşuyla birlikte 6'lı ganyan başlayacak. Kocaeli yarışlarında akşamsa saatler 18.30'u gösterdiğinde 6 koşulu yarış programında birinci koşuyla birlikte ise 6'lı ganyan başlıyor. Sevgili yarışseverler, 22 Ocak Salı günü Adana'da start alacak olan safkanların son çalışmalarını ekranlarınıza getirdik ve böylelikle İtman Pisti programımızın burada sonuna geliyoruz. Tüm yarışseverlerimize iyi seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.